Alevilik temel felsefesi çeşitli kesimlerde, çeşitli dönemlerde asimilasyona uğratılmış ve ısrarla bir dinin mezhebi veya versiyonu olarak gösterilmeye çalışılmış. Hala bugün bu asimilasyon hem Hristiyanlar tarafından hem Müslümanlar tarafından uygulanmaktadır. Ama en azgın, en ağır asimilasyon, inkar ve imha politikası Emevi İslamı'nın özellikle Emevi İslamı'nın siyasallaşmasından sonra tümden Alevilere bir yok etme mantığıyla dayatıldı. Emevi İslamı zamanında önce Ezidilere diyor ki, Ezidilere diyorlar ki Müslüman olacaksınız. Ezidiler zinhar kabul etmiyorlar ve Ezidiler bu süreç içerisinde 74 tane soykırıma tabi tutuldular. Daha sonra Alevilere geldiler. Dediler ki madem ki siz Ali diyorsunuz, Müslüman olacaksınız. Bizim de Ali'miz var. Müslüman olacaksınız. Alevilerin temel felsefesinde savaş, ordu, örgüt, yani böyle çatışma, gasp, ganimet ya da saldırı gibi bir politika yoktur. Tamamen ortak paylaşımcı, rıza kenti yaşamını hedef alan ortak paylaşımcı ve komünal yaşamı, sevgiyi esas alan müsahiplik kurumuyla bu ortak yaşamı denetim altına alan bir yapısı vardır. Alevilik başlı başına felsefe olarak, yaşam olarak devlet dışı bir yapılanmadır, toplumsal yapılanmadır. Devlet dışıdır. Bu devlet dışı derken devlet düşmanı anlamında değil. Klasik devlet anlayışı Alevi yapılanmasında yoktur. Örneğin bugüne kadar Aleviler iktidar mücadelesi adına, iktidar olmak için bir çaba içerisine girmemişlerdir. Çünkü Alevilikte diktatörlük ve iktidar anlayışı yoktur. Herkes eşittir. Zengin yok, fakir yok. Bu anlamıyla böyle 1950'lere kadar, özellikle Kantarma'da, Sinemilli Ocağı'nda 1950'lere kadar devlet, Aleviler devletle asla tanışmadı. Çünkü yolda yoktu, irtibat da yoktu. Ama ne oldu sonradan? Gelişen süreç, devletin daha sonraki süreçlerde özellikle baskının, sömürünün gelişmesiyle birlikte devlet da özellikle ve özellikle son dönemde devlet bu kendilerinin deyimiyle terör olayları adına özellikle Kürt meselesi konusunda gelişen özgürlük mücadelesi doğrultusunda verilen çabaları yerinde yok edebilmek için bu köylere yol yaptı. Oralara ulaşmak için yol yaptı. Bize hizmet olarak yol yapmadı. 12 Eylül'e kadar bile bu böyleydi. 12 Eylül'den sonra yok asfalttır, yok bilmemdir. O da sadece dağlara erişebilmek için bu yollar yapıldı. Şu anda bile dikkat edin, gidin, gezin, Alevi köylerine ulaşımda sorun var. Yollar hala 50 yıl öncesinin durumunda zor ulaşım var. Çünkü hele hele bugünkü devlet ve iktidar asla böyle bir hizmet verme ihtiyacı duymuyor. Önce zaten devlet Dersim'i pilot bölge seçti. Dersim'den sonra Sinemilli Ocağı'dır pilot bölge. Pilot bölge Sinemilli Ocağı'dır. Şu anda buranın üzerine yoğun bir proje, çalışma, bilmem ne var sistemin, devletin. Bu da ta Sultan Hamit'ten bu yana ya da Keykubat'tan bu yana Alevilere yönelik bir İttihat Terakki'nin Türk İslam Sentezi doğrusundaki
eritme, yok etme politikasıdır. Ermenilere uygulanan aynı politikadır. Süryanilere uygulanan aynı politikadır. Kürtlere uygulanan aynı politikadır. Alevilere uygulanan aynı politikadır. Yalnız Alevilere uygulanan politikanın diğerlerinden farkı şu. Alevilerin temel felsefesinde özel mülkiyet yoktur. Ama klasik devlet yapılanması özel mülkiyet üzerinedir. Ve özellikle ortak paylaşım özel mülkiyet üzerine kurulu devlet yapısının baş düşmanıdır. Sorunu buradan almak lazımdır. Sen paylaşımcı olamazsın. Mülkiyetçi olmak zorundasın. Çünkü şu anda klasik bütün devletler mülkiyet üzerine kuruludur. Özellikle 12 Eylül'den sonra bilinçlice ama Alevilerin farkında olmadığı bir yöntemle Aleviler topraklarından kopartıldı. Sürgüne tabi tutuldular. Gönüllü sürgün. İçinde yaşadığımız ülke Sünni İslam mezhebi doğrultusunda yönetilen bir ülke. Sünni İslam üzerinden Alevileri asimile edemediler. Mümkün değil. O zaman ne yapmak gerekiyor? Politika değiştirdiler. Şii İslam üzerinden Alevileri asimile etme çabasına girdiler. Bunun için birçok cemevinde Şii misyonerlere dedelik yaptırıyorlar şu anda. Cemevleri hala asimilasyon merkezi olarak kullanılıyor. Ne statü verdiler, ne bir katkı sundular. Alevilerin kendi paralarıyla yapmış oldukları cemevlerinde şu anda Alevi felsefesi, Alevi ritüelleri işlenmiyor ne yazık ki. Şimdi Alevi çalıştayı yaptılar, şu yaptılar, bunların hepsi asimilasyonu ileri bir boyuta taşımaya yönelik. Kerbela'ya genç dede götürecek demişti. Madde 1. Kerbela'da Hüseyin'in duruşuna saygıyla sahipleniyoruz. Ama Hüseyin bir cami imamıdır. Kimse bunu inkar edemez. Ve Yezid'le halifelik üzerine kavga etmiştir. Alevilikte imamlık ve halifelik yoktur. Bu bir. İkincisi, tarihinde daha Kerbela'da bir Alevi cemi yapıldığını kimse bana iddia edemez. Kadimden bu yana Kerbela'da namaz kırılır, oruç tutulur, İslam'ın 5 şartı yerine getirilir. Şii mezhebi doğrultusunda. Çünkü Kerbela'da Alevi yok. Hepsi Şii ve Müslüman. Eyvallah. Başımız gözümüz üstünde. Ama bizi neden zorla sünnileştirmek ya da şiileştirme gayretine giriyorsunuz? Bundan vazgeçin. Bu bizim hakkımız. Askerlik yapıyoruz, vergi ödüyoruz. Vatandaşız. Biz bu ülkenin sahibiyiz. Bu anlamıyla eşit yurttaşlık ilkesi doğrultusunda kendi inançsal değerlerimizi uygulayabileceğimiz bir mekana ihtiyacımız var. Bunun adı kültür evi de olur, cem evi de olur ama biz cem evi dedik. Cem evlerinin kendi paramızla yapılmasına sistem, iktidarlar ve devlet ses çıkarmadı. Kendi paralarımızla yaptığımız cem evlerine yasal bir statü verilmedi. Hala verilmemiştir. Ayrıca bizim kendi paralarımızla yaptığımız cemevlerine, camiye, şuraya, buraya, hatta diğer dinlerin ibadethanelerine elektrik, su masrafları bilmem ne devlet tarafından öderken biz yine onları da kendi paralarımızdan öderdik. Ama biz cemevlerini bunu söylerken cemevlerini bir elektrik su parasına ya da duvar masrafına istinaden statü istemiyoruz. Biz cemevlerinin bizim Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi doğrultusunda ve eşit yurttaşlık hakkı doğrultusunda hakkımız olduğunu iddia ediyoruz. Biz dilenmiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Bu bir haktır.
vatandaşlık hakkıdır. İnsani bir haktır. Bu hakkımızın bize iade edilmesini istiyoruz. Rica da etmiyoruz. Hakkımızdır, alacağız. Eninde sonunda bu hak bizimdir ve alacağız. Almak zorundayız.